Gerek İran, gerek Rusya, gerekse Moldova başta olmak üzere dünya üzerindeki çeşitli Türk toplumlarını size anlatmıştım. Fakat bu videoda tüm bunlardan bağımsız olarak Milli Marşı'nda Türk kelimesi geçen ülkeler ve bu ülkelerin milli marşlarına dair tarihi olayları anlatmaya çalışacağım. Bu yolculuk sırasında ağırlıklı olarak Türk dünyasına seyahat edeceğimizi zannediyorsan aslında yanılıyorsun. Çünkü bahsedeceğim ülkelerden sadece bir tanesi Türk kökenli. Milli marşlarında Türk kelimesi geçen ülkeler Türkmenistan, Yunanistan, Macaristan ve Güney Kıbrıs. Bunların dışında Doğu Türkistan'a da değineceğim. Bu ülkelerin milli marşlarında Türk kelimesinin kullanımı, onların ulusal kimliklerini nasıl şekillendirdiğini anlatmadan önce 100 bin yolculuğumu şekillendirmek için kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana yardımcı olabilirsin. Sosyal medyada dolanırken komşumuz Yunanistan'ın milli marşında Türk kelimesini geçtiğine dair bazı rivayetlerle karşılaştım. Peki bu gerçek miydi? İlk olarak Yunan marşını Türkçe açıklamalarla dinlemeye başladım. Fakat 2 dakikalık bu kısımda hiçbir şekilde Türk kelimesi geçmiyordu. Ancak bildiğiniz üzere İstiklal Marşımız aslında 10 kıtadan oluşsa da gerek okullarda, gerek sportif faaliyetlerde, gerekse de resmi kurumlarda olsun sadece 2 kıtası okunuyor. Bu yüzden Özgürlük İlahisi olarak adlandırılan Yunan Milli Marşı'nı daha detaylı araştırmaya başladım. Tam da düşündüğüm gibi Yunan Marşı 158 kıtadan oluşan uzun bir şiir formunda yazılmış. Hatta bazı kaynaklara göre bu özelliği sayesinde dünyanın en uzun milli marşı olma özelliğini taşıyor. 1821'de yazılan bu marş, Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan Yunan ayaklanmasından ilham alıyor olsa da bütüne bakıldığında aslında ülkenin tarihi boyunca yaşadığı önemli anları anlatıyor. Marşın yazarı Solomos, Avrupalı yöneticilerin Yunanistan'a karşı küçümseyici tutumlarından ve Yunanların Osmanlı yanlısı duruşlarına kadar birçok şeyden bahsediyor. Örnek vermem gerekirse marşın 35. ve 74. kıtaları arasında More Yarımadası'nda bulunan kalenin ve Trablus'un düşüşü anlatılıyor. Mesalongi kuşatması ve Osmanlıların Akelos nehrindeki yaşadıkları gibi tarihi olaylar 88'den 122'ye kadar olan kıtada detaylıca anlatılıyor. Bunların dışında 123'ten 138'e kadar olan kıtalardaysa Bozcaada yakınlarındaki Türk amiral gemisinin yakılması, Konstantinopolis Patriği Gregory'nin Türkler tarafından asılması da anlatılıyor. Fakat tüm bu anlatımlar net olarak Türk ifadesi kullanılmadan yapılıyor. Ancak X'te konusu geçen olay biraz daha farklı. Bahsi geçen tweetlerde "Derin okyanus işte böyle uğuldasın isterdim ve dalgasında boğulsun her Türk tohumu" şeklinde ifadeler yer alıyor. Açıkçası yabancı kaynaklarda okuduğum metinlerde asla böyle bir cümle göremedim. Ne kadar referans alırsınız bilemem ama Ekşi Sözlük'teki bazı kullanıcılar da bu sözlerin Yunan Milli Marşı'nda geçmediğini söylemiş. Ancak şunu da belirtmem gerekir ki Yunan Marşı'nın uzun halini bulmak ya da resmi bir kaynaktan okumak pek de mümkün değil. Marşın uzun halini resmi bir kaynaktan okudum dersem yalan söylemiş olurum. Ama tekrar ediyorum. Birçok Yunan kaynağını okudum ve böyle bir şeye rastlamadım. Bu konuyu birazdan detaylandıracağım zaten. Eğer bu konuda resmi bir kaydınız varsa yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Öte yandan tüm bu söylediklerim marşın içerisinde Türk kelimesinin asla geçmediği anlamına gelmiyor. Marşın 50 ve 51. kıtasında hepsi dizginsiz Türk öfkesi tarafından haksızca katledildi diye bir ifade var ve bu net olarak Türk ifadesinin geçtiği tek cümle. Bunların dışında üstü kapalı bir şekilde pek çok yerde Türk anlatımı yapılıyor. Yavruların olmadığını düşünen canavar etrafına bakınıyor. İnsan kanına susamış bir halde fırlıyor şeklinde tasvirler de var. Mesela buradaki canavar tam bir soru işareti. Tweet'te bulunan "işte böyle uğuldasın isterdim" ve "dalgasında boğsun her Türk tohumunu" cümlesine geri dönecek olursam bu bölüm 112. kıtada yer alıyor. Fakat okuduğum kaynaklarda asla Türk kelimesi geçmiyor. Aksine orijinal hali şu şekilde. "Onun güllemesini duymayı çok isterdim. Derin okyanus. Aynen böyle. Hagaren yumurtaları uçurumunda büyük dalgalarla yok olmaya başlıyor." Burada bahsi geçen Hagareneler, Mezopotamya, Suriye ve Mısır'ı fetheden erken dönem Arapları için kullanılan bir terim. Fakat 113. kıtada Ayasofya'nın 7 tepe arasında uzandığı, her cansız bedenin çıplak olarak kuruduğu yerde Tanrı'nın gazabı onları bulsun tarzında bir cümle var. Yunanca'dan İngilizce'ye, İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yaptığım için anlam olarak tam karşılığı bu mu emin değilim. Fakat İstanbul ve Ayasofya'dan bahsedilmesi nedeniyle bu kıtaların içerisinde yer alan ifadelerin de Türklerle alakalı olabileceğini, öte yandan Türkleri Arap olarak gösterdiklerini de düşündüm. Ancak bunlar tamamen kişisel bir çıkarım. Velhasıl öyle ya da böyle, Yunan Milli Marşı'nda Türk adı kimi zaman üstü kapalı, kimi zaman da net bir ifadeyle geçiyor.
Yunanistan bu marşın ilk iki kıtasını 1864 yılından bu yana resmi marş olarak kullanıyor. İşin daha ilginç yanı ise bu marşı Güney Kıbrıs'ta kullanıyor. Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu 16 Kasım 1966 tarihinde Yunan Marşı'nın müziğini ulusal marş olarak kabul etti. Bana sorarsanız bu hali ilginç bir durum. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs farklı ülkeler olsa da aynı milli marş kullanan ender devletlerden birisi. Hatta belki de bu konuda tekler. Çünkü İngiliz Milletler Topluluğu günümüzde Birleşik Krallığın parçası olan 16 ülkenin oluşturduğu uluslararası bir koalisyon olsa da bildiğim kadarıyla her ülkenin kendine ait marşları bulunuyor. Neyse, konudan daha fazla uzaklaşmadan milli marşında Türk kelimesi geçen diğer ülke olan Macaristan'a bakalım. Macaristan'ın milli marşı Himmuns olarak bilinir ve 1823 yılında yazılmıştır. Tıpkı Yunan marşında olduğu gibi Macar halkının tarihi boyunca karşılaştığı zorluklar ve acılara, aynı zamanda Tanrı'ya olan inançlara odaklanır. Marşın sözleri Macaristan tarihindeki çeşitli dönemlere ve bu dönemlerde yaşanan sıkıntılara atıfta bulunuyor. Dolayısıyla da Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu ile olan tarihi çatışmaları ve mücadeleleri göz önünde bulundurulduğunda marşın içinde Türk kelimesi bulunması kaçınılmaz diyebiliriz. Tanrı Macarları korusun diyerek başlayan marşın içinde bayrağımızı vahşi Türk surlarını sıklıkla diktin cümlesinin yanı sıra şimdi hırsız Moğol oklarını bardaktan boşanırcasına üstümüze yağdırdın. Sonra Türklerden esaret zincirlerini omuzlarımıza vurduk şeklinde Türk kelimesinin geçtiği iki farklı cümle bulunuyor. Bu atıflar özellikle de Macaristan'ın 16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu ile yaşadığı savaşlardan kaynaklı. Yunanlar ve Macarların yüzlerce yıl süren savaşların etkisinde kalıp Türkleri milli marşlarında bu şekilde anlatması çok da şaşırtıcı değil. Fakat işin ilginç yanı pek çok bağımsız Türk devletinin marşlarında Türk kelimesi geçmiyor. Türk devletlerinden yalnızca Türkmenistan'ın milli marşında Türk kelimesi geçiyor. Fakat o da doğrudan Türk sıfatını ele almıyor. 1997 senesinde hazırlanan Türkmenistan Milli Marşı'nda Türk kelimesi, Türkmenbaşı ve Türkmenistan kelimelerinin köklerinde bulunurken, 2008'de yeniden yazılan marştaysa sadece "Dünya yaşasın, sen de yaşa Türkmenistan'ım" cümlesinde Türkmenistan kelimesindeki kökte geçiyor. Yani doğrudan Türk sıfatına yönelik bir anlatım yok. Doğrudan Türk sıfatını kullanıldığı tek marş bugün Çin esaretinde bulunan Doğu Türkistan'a ait. Dünyaya hükmetmişti geçmiş ecdadımız. Ey yurdum, kanla temizledik seni. Artık hiç kirletemeyiz. Çünkü Türk'tür namımız. Gördüğünüz üzere burada Türklüğe dair net bir ifade var. Fakat Doğu Türkistan günümüzde ne yazık ki bağımsız bir ülke değil ve Çin tarafından büyük zulümlere uğruyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. 100.000 abone olmak için desteklerinize ihtiyacım var. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.